gazeteci Serra Karaçam bizlerle birlikte. Serra merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Şuraya da yayını alabilir miyiz arkadaşlar? Böyle hemen göreyim ben de. Serra, izin verirsen çok kısa, hazır Deniz Yücel şatafattan bahsetmişken, Ali Kıdık'ın bugün paylaşımı oldu, bir paylaşımı Türk Hava Yolları'ndaki maaşlarla ilgili. Ben o maaşları bir ekrana getireyim. Berkant'a bir soru sorup hemen sana döneceğim izin verirsen. Alabilir miyiz o tweet'i arkadaşlar ekrana? Evet. Şimdi şöyle diyor Ali Kıdık. İnanılmaz. Bizim Airport Haber köşe yazarı Bilal Yıldız, Türk Hava Yolları'ndaki astronomik yönetici maaşlarını yazdı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin maaşı brüt 1 milyon 400 bin lira. 8 Genel Müdür Yardımcısının maaşları 1 milyon 260 bin lira. 41 adet başkanın maaşları 700 bin lira. 53 adet başkan yardımcısının maaşları 490 bin lira. Yüzlerce müdür maaşları ise 350 bin lira. Herhalde her birinin anladığım kadarıyla bu. Bunlar aylık değil herhalde. Yıllık. Aylıkmış. Aylık mı? Yıllık olsa çok bir şey olmuyor diye altına yazmış. İroni için söylemedim, anlamadım gerçekten. Gerçekten yıllıkmış çünkü aşağıda tepki verenler olmuş. Ali Bey de hayır aylık diye açıklıyorum demiş. Buna rağmen globaldeki karşılaştırma meslektaşlarına baktığınızda az diyenler olmuş ama onlara şey de demek gerekiyor. O zaman global bakıyorsak emekliye de öyle bakalım. Evet. Asgari ücretliye de öyle bakalım. Sadece üst kademeye yani, global bakılmaz herhalde. İnanılmaz maaşlar, evet. Bir de sadece bir yerden alınmıyor biliyorsunuz. Birçok yerden huzur hakkı oluyor ya da başka şeyler oluyor. Maaşlar alınıyor. Şimdi biraz da Mehmet Şimşek'e bu tepki, bu işte ıstakozdu. Acaba Devlet Bahçeli skandallarda bunu da mı kastetti? Istakoz, Rolex saatler, Maldiv tatilleri. Mehmet Şimşek'in ne ilgisi olabilir diye sorunca da şunu düşündüm. Acaba Mehmet Şimşek'in bu enflasyonla mücadelede bütün faturayı halka ödettirme politikası var ya, tüketici enflasyonun üzerinden gidiyor. Halkın omuzlarında düşük zamlar ya da asgari ücret bir kere yapılacak, halk ödeyecek deniyor. Fakirliği arttırdı ve yaydı. Artan bu fakirlik iktidarın lüksünü daha görünür mü kıldı? Bu tepki biraz da öyle olabilir mi? Kesinlikle öyle. Şimdi bu, yani maaşlara bakıyorsunuz. Hani bir vatandaş olarak diyorsunuz ki yani aynı ülkede yaşamıyoruz herhalde. Şimdi bu kadar halkın üstünde vergi yükü varken, bu kadar büyük bir geçim sıkıntısı varken, gıda enflasyonu, yani bütün hani enflasyonun tamamını bırakalım, gıda enflasyonu bu kadar artmışken en temel yaşamsal gereksinimler bile karşılanması bu kadar güç hale gelmişken, diğer taraftan kamu bürokrasisinin üst kadrolarında, üst kademelerinde yer alan yöneticilerin hani ne kadar büyük paralara çalıştığını görünce, yani şimdi ıstakozu falan görmeye gerek yok, bana sorarsan ıstakozdan daha büyük bir skandal. Yani bu kadar halk arasında, halkla yöneticilerin, yerel yöneticilerin ve Şimşek'e atıfla söyleyelim, evet, bu kadar büyük maaş uçurumunun olması lafla, sözle, politikayla açıklanabilecek bir şey değil. Yani ıstakoz belki sembolik anlamı var ama şimdi ekonomi politik olarak baktığınız zaman halkın geniş kesimleri bu kadar sefalet içinde yaşıyorken, kirasını ödeyemiyorken, çocuğunun okul masrafını, eğitim masrafını karşılayamıyorken, oğluna kızına ayakkabı alamıyorken, diğer tarafta bu devletin kurumunda çalışan bir yöneticinin bu kadar çok para alması gerçekten akılla mantıkla açıklanabilecek bir durum değil. Bazı sembolik şeyleri tartışıyoruz. Sosyal medyanın da üstünde daha kolay laf çevirebileceği şeyler oluyor o. Belki hani espri dönüyor, üstünden bir kara mizah dönüyor ama baktığınız zaman gerçekten kabul edilebilir, anlaşılabilir, sindirilebilir bir şey değil. Dolayısıyla bunun tabii politik sonuçları da oluyor. Böyle kalmıyor. Sonuçta THY yöneticisi belki ama AKP'nin oraya getirdiği bir bürokrat olarak bakılıyor ve siyasal faturası da AKP'ye çıkıyor. Yani yerel seçimde bunun etkisini gördük zaten. Oradaki tepki, toplumun, seçmenin verdiği tepki ya da seçimde şekillenen seçmen davranışı, sadece insanların gidip hangi belediye başkanının daha iyi belediye yöneteceğiyle ilgili bir şey değildi. Toplumun uyguladığı, pardon, devletin uyguladığı, hükümetin uyguladığı politikaya dönük bir onaysızlığı da gösterdi bu. Eğer tam tersi olsaydı AKP diyecekti ki onay aldık, bizim uyguladığımız ekonomi, bizim devreye soktuğumuz planlar, vizyon seçmen tarafından onaylandı, onun için bu kadar oy aldık diyecekti. Ama işte bu oy kaybı, bu gerileme, AKP'nin yaşadığı bu irtifa kaybı toplumun da işte bu zenginliğe, bu uçuruma, bu bölüşüm meselesinin, paylaşım meselesinin, sınıfsal arası eşitsizliklerin geldiği noktaya dönük sert bir tepki, sert bir tokat diye düşünüyorum açıkçası.